Merhaba, ben Tufan. Merhaba, ben Maran. Tufan abi, bu inovasyon tarafında çalışıyorum ben biliyorsun. Ve inovasyon konusunu pazarı araştırdığım zaman bayağı bir kurumsal girişimcilik inisiyatifleri, aktiviteleri olduğunu görüyorum. Şimdi esasında benim bakışımda kurumsal girişimcilikle kurumların inovasyon yapması, yani inovasyon aktiviteleri birbirinden farklı şeyler. Tamam, kurumsal girişimcilik inovasyon için güzel bir deneme tahtası, güzel bir başlangıç. Ama esasında bunun sanki birbirinin eşleniği gibi görüldüğü bir dünyadayız. Ama ben bunun bayağı farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sana katılıyorum. İnovasyon başka, girişimcilik başka bir kere her şeyden önce. Girişimcilik dediğimiz zaman çok geniş bir kavram. Evet. İnovasyon şirketin varlıkları içerisinden çıkması gerekir diye düşünüyorum. Tabii böyle olunca da liderlik, yöneticilik mi diye konuşmuşum bir keresinde, hatırlıyor musun? Sonra da kültür demiştik. Gene kültüre bağlıyorum bu işi. Girişimcilik kültürü ayrı, inovasyon kültürü ayrı bence. Ne dersin? Tabii ki yani çıkış noktaları farklı da kültüre bağlamış olman ilginç. Onu biraz daha açabilir misin? Çünkü ben daha çok başka taraflarda da farkları görüyorum da kültür de güzel bir başlangıç noktası esasında. Nasıl farklar var inovasyon kültürüyle girişimcilik kültüründe? Şirketin içerisinde girişimcilik ruhu, girişimcilik kültürü olabilir. Bunu da kullanabilir. Ve birçok şirket de aslında bunu yapıyor halihazırda. Çeşitli şekillerde yapıyorlar. Ama inovasyon kültürü bambaşka bir şey. O inovasyonu içeriye verebilmek için yukarıdan aşağı gene gelen ama aynı tepkiyle aşağıdan da yukarı çıkan bir yapının olması gerekiyor. İki tarafın da birbirini çok iyi anlıyor olması gerekiyor. Kurumsal girişimcilik biraz insanların yarattığı kültürü ve aşağıdan yukarı çıkan bir aktivite olarak mı görüyorsun? İki taraflı görüyorum. Yukarısı aşağıya desteklemezse hiçbir şey yapamazsın. Aynen. O görüş açısı yoksa, o vizyonu yoksa hiçbir şey yapamazsın. Ama o olduğu zaman da aşağıda gerekli altyapı yoksa gene bir şey gelmez. Bu karşılıklı bir iletişim. Bu da bir kültür. Doğru. Bu kültürde gene balık baştan kokara geliyoruz. Baştan kurulması gereken bir şey bu. Alttan yukarıya kültür kurulması mümkün değil. Yahut da çok oturmuş, uzun yıllar çalışmış şirketlerin içerisine yukarıdan birini koyduğun zaman o kültürü değiştirmekte zorlanacağı için veya çok zamana ihtiyacı olan ister istemez ona adapte oluyor. Yahut da bunun bir çözümü var. Herkesi değiştiriyorsun. Doğru, Yapıyı öyle değiştiriyorsun. olabilir. İnovasyonda ise sanki bana kurumun kültürünün çok iyi oturmuş olması gerekiyor gibi geliyor. Yani bunu sonradan yaratamıyorsun. Esasında belki inovasyon kurumsallıkta var. Kurumsallık seviyesinde olan bir şirkette inovasyondan bahsetmemiz lazım. Hala o girişim modunda kalan girişimcilik ruhunu koruyabilen bir şirkette, öyle bir kültürde kurumsal girişimcilikten bahsetmek lazım. Tabii burada da kurumsallığa bir gün bir videoda buna da girelim. Kurumsallığı nasıl yorumladığına bağlı. Kurumsallıkla ilgili benim çok keskin karşıt olduğum şeyler vardır. Çünkü anlayış yanlış. Kurumsallıkla kurum tutmayı karıştırmamak lazım. Takım tutmak gibi bir şey değil bu tabii. Değil yani. Bir anda kurumsal derken şeyde dikkat etti mi bilmiyorum. Çoğu şeylerle ben çok kavga ederim çağrı merkezinden demek. Biz bir kurumsal şirketiz derler. Özür olarak. Bunu söylediği zaman zaten kurumsal olmadığını ben Alın. çıkartıyorum. Anlatabildim mi? Doğru. Dolayısıyla kurumsallıkla değil de oturmuşlukla, çarkların birbiriyle çok iyi bağlanmasıyla, birbirlerini itmesiyle oluşan bir şey. Açığı, eksiği, fazlayı görmek, bazen fazlayı kesmek de inovasyonu getiriyor. Bunu rahatlıkla konuşmak, bunun imkanlarını yukarının onlara veriyor olabilmesi, bütün bu şartların oluşması lazım. Evet. Dolayısıyla hep kültürde topluyorum ben bunları. Ve kültürdeki sıkıntım da şu, zaman çok hızlı değiştiği için kültürü değiştirmek bir şey artık mümkün değil. Doğru. Kültür baştan kurulan bir şey. O zaman diyorsun ki biraz oturmuşluk varsa inovasyon tarafında çalışmak daha önemli. Kurumsal inovasyon tarafında. Ama eğer değişikliğe ayak uyduran bir kültüre ve esnek olabilen bir kültüre sahipsek, o zaman belki kurumsal girişimcilik. Kültür Evet. farklarından dolayı bir seçim yapabilir şirketler diyorsun. Doğru söylüyorsun. Senin aslında metot diyordun sen bu konuda Aynen, çok. benim gördüğüm en büyük fark şu. Girişimcilik ne kadar kurumsal olursa olsun yeni bir şeyleri keşfetmek aktivitesi.
Ve başlangıç noktası yeni ne var aktivitesi. Ama inovasyonun böyle olmaması lazım, kurumsal inovasyon. Çünkü kurumsal inovasyon her şeyden önce şirketlerin mevcut yapısına, mevcut vizyonuna, mevcut hedeflerine, varmak istedikleri yerlere ve esasında yönettikleri network etkilerine, ekosistem etkilerine hizmet eden yenilikler olması lazım. Başlangıç noktaları çok farklı. Başlangıç noktaları çok farklı olduğu zaman belli bir noktaya kadar getirme şekilleri, dinamikleri de çok farklı hale geliyor. Ama belli bir noktadan sonra evet, inovasyonu uygulamaya geçirmek, yeni bir noktayı uygulamaya geçirmek konusunda en iyi yöntemlerden biri yalın girişim yöntemlerinin kurumlara uygulanması. Evet. Bu konuda ikisinin ortaklaştığı bir nokta var. Zaten birini öbürünün yerine kullanma sebebi de bu işin en sonunda yalın girişim ve benzeri yöntemlere gelmesinden kaynaklanıyor. Ama çıkış noktasında çok büyük farklar var. Metotta çok büyük farklar var. Kurumsal girişimcilikte hemen bir fikir geliştirmeyle başlayabiliyoruz. Fikirlerle başlayabiliyoruz. Ama inovasyonda her şeyden önce şirketimin stratejisine, vizyonuna, ben neden fikir geliştireceğim kardeşim her şeyden önce? Ben niye fikir geliştiriyorum ki? Yani kim dürtüyor beni? Neden dürtüldüm ben? Onların çok net bir şekilde belirlenmesi ve kurumun çalışma prensipleri içerisinde bu inovasyon aktivitelerinin yapılması lazım. Kurumsal girişimcilikte insanlardan kurumsal girişimci olmasını beklediğimizi söylüyoruz. Ama esasında biz o insanlardan girişimci olmasını beklemiyoruz. Bu insanlardan sabah 9'da işe gelmesini, gün içerisinde maillerini çok hızlı bir şekilde cevaplamasını bekliyoruz. Bu girişimcilik değil. Bu girişimcilik de olmaz, inovasyon da olmaz. Burada hiçbir şey olmaz. Aynen, aynen. Bu o değil yani. İnovasyonu biz mevcut iş yapış şekillerimiz içerisinde yapmamız lazım. Ama kurumsal girişimcilikte bunu görmemeye başlıyoruz. O yüzden metot tarafında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Bazı farklılıkları olduğunu düşünüyorum. Metot doğru, metot işin içinde var ama kurumda yoksa kültür, metot uygulanabilir mi? Galiba biraz el ele giden bir konu var burada yani, ama kurumun oturmuşluğu varsa, oturmuş bir kültür varsa esasında metotla kültür birbirini seçiyor. Eşleşmesi lazım. Yani kurumsal girişimciliğe uygun kültüre sahip olan bir firmada inovasyon metodolojisini belki uygulayamayız. Çünkü insanlar daha özgür olmak ister, daha serbest davranabilmek ister, daha fazla moonshot yapmak isteyebilirler. Bunun için bütçe isteyebilirler. Aynen. Tam tersi girişimcilik inovasyona daha uygun bir kültür olan bir şirkette de girişimcilik tutmaz. Çünkü biz o insanlardan hala o kurumsal oturmuş yapının içerisinde davranmalarını beklerken kurumsal girişimcilik yapıyor deriz. O metotları uygularız ama o metotlar devamlı bizim mevcut süreçlerimizle çatışır. O yüzden iş biraz değişir. Dolayısıyla kültür gene metottan çakışmamalı. İkisinin birbiriyle el ele oturması lazım diyelim. Yani benim hep verdiğim örnek vardır. Gene daha önce bir videoda verdim galiba. Olabilir. Bomboş bir kahve, kafe pardon. 100 masa falan var. Bütün garsonların elinde otomatik sipariş verdiği şeyler, kulaklıklar vesaire. Burada kahvemi 45 dakikada aldım. Hı. Metot mu, kültür mü? Liderlik mi, yöneticilik mi? Bak bütün her şeyi bunun içinde toplayabiliyorum ben. Plan mı, model mi de burada? Plan mı, model mi de burada? Esasında çift kutuplu bir dünyadayız. İş dünyası çift kutuplu bir dünya. Bir kutupta böyle tamamen bir özgür olan, tamamen serbest olan, verimliliğin çok fazla irdelenmediği, amacın yaratıcılık, yeni şeylerin yaratılması olduğu bir dünya var. Bir çocuk parkı ortamı var. Bir tarafta ise her şeyin belirli olduğu, dünyanın tamamen verimlilik üzerinde döndüğü, yöneticinin ön plana çıktığı, neredeyse sanki bir ordu gibi yönetilen bir yapı var. Ama işin doğrusu bu bahsettiğimiz kavramların hiçbiri herhangi bir organizasyona %100 uymuyor. Uymuyor, evet. Herkesin o skalada ortadaki noktayı bulması lazım. Zaten bulmazsa yaşayamayacak. Verdiğin ikinci örnek. Standartlar, şunlar, bunlar olduğu zaman yaşaman zorlaşmaya başlıyor. Doğru. Ayak uyduramıyorsun. Çocuk dünyasında oynadığın zaman da ciddiyete geçmekte zorlanıyorsun. Çok keyifli bir dünya orası. Yani her şey sonsuz. Yaratıcılık, düşünmek, vizyon sonsuza vardırdığın zaman da ondan eğlenmeye başlıyorsun. O çizgiyi yakalamak çok önemli. O zaman bu kurumsal girişimcilik inovasyon tartışmasına belki de atılması gereken ilk adımlardan biri, bizim kurum kültürümüze uygun olarak hangi metotları takip etme özgürlüğüne sahibiz? Hangileri bize uyacak, hangileri uymayacak? Uymayacak. Ondan sonra iki dünyanın da artılarını eksilerini tartarak kendimize uygun yolu çizmemiz lazım. Evet, ben gene şeyden bağlamak istiyorum bu Drucker'ın lafına. Kültür strateji kahvaltıda yer. O zaman her şeyi kültüre bağlamak. O da bir tane kendi başına bir tane polar.
Ben her şeyin el ele olması gerektiği tabii. bir tarafı düşünüyorum. O yüzden herkesin de o liderlik vasıflarıyla, yöneticilik vasıflarını, girişimcilik yetkinlikleriyle, inovasyon yetkinliklerini kendilerine, müşterilerine, pazarlarına ve ortaklıklarına, yani o iş modellerinin ve iş planlarının içerisinde bulunduğu ortama uygun bir şekilde irdeleyip ona göre kendi yollarını seçmeleri lazım. Maalesef bir öğreti şu anda her şirketi açığa çıkaracak, her şirkete başarıyı yakalayacak bir şekilde ilerlemiyor. Doğru. Tek bir öğretiyle hiç kimse ilerleyemez. O yüzden herkesin kendi çapında tartması lazım bunları. Beni kızdırıyorsun, benim söyleyeceklerimi sen söyle. Kahve içelim mi? Hadi içelim abi. Bu videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun. Diğer videolarımızı da izleyin. Sorularınız veya önerileriniz varsa lütfen yazın. Her şeye cevap vermek istiyoruz. Videoların altı dışında aynı zamanda plan mı model mi hashtagini de takip ediyoruz. O hashtagten de lütfen bize sorularınızı, yorumlarınızı ve her şeyden önemlisi nelerden bahsetmemiz gerektiğini söyleyin. Onları da merakla bekliyoruz.